Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biz de Eltim'e hoş geldik. Annemle birlikte Eltim'e geldik. Kahvaltıya çağırdı bizi. Hemen size göstereyim masasını da. Oradan da tık tık sesler duyabilirsiniz. O Eltim'in Minna. Biberon istiyor. Annesi de ona biberon yetiştiriyor. Şöyle kek yapmış. Burada galiba brownie bunlar. Ama şerbetliye benziyor. Bu kadayıflı muhallebi. Burada kahvaltılıklarımız var. Burada da aynı şekilde. Meyve tabağı yapmış Eltim, sağ olsun. Burada böreğimiz var. Poğaçamız var. Şimdi geçiyor neye? Kuyma. Kuymak yapacak bize. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltının hemen sonrasında kahvelerimizi de içeceğiz arkadaşlar. Eltim böyle yine sunumlarını sergiledi. Kahvelerimiz, kurabiyelerimiz, lokumlarımız. Şimdi bize afiyet olsun. Oğlum ne yapıyorsun öyle? Biz yemek hazırlıyorum. Kastıyorum, yiyeceğiz. Ne yemeği o? Soğan. Soğan yemeği. Hı-hı. Bakayım, bir göster ablalara. Soğan yemeğimiz hazır. Başka ona bir şey katacak mısın? Ne? Başka bir şey katacak mısın? Hı-hı. Ne katacaksın onun içine? Onun içine ekmek katacağım, yiyeceğiz. Ha, ekmek katacağız. Evet, bugünkü menümüzde buymuş arkadaşlar. Biraz tadında pişsin. Fırına koyuyorum. Fırına koyacakmış oğlum onu. Tamam. Şuna mı koyayım? Ay, tema buldum. Fırında orası mı? Hı hı. Hmm, bakalım fırına. Pişeceğim. Burayı hep su ettin ama. Şimdi ne olacak? Ben pişti. Ama burayı hep pis ettin. Bak, su ettin burayı. Aa, hemen yıkamayayım. Evet, hemen orayı temizlemelisin. Kalkamıyorum ya. İşte kalktım. Hı. Aferin. Aferin. Anasının oğlu, aferin. Sil, 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 sil. Tamam. Pis. Götür hadi. Şimdi patatesi doldum. Evet, doldum. Koy bakalım. Bu arada aç orayı, aç orayı, aç orayı. Kürşat'ın fırın diye dediği yer aslında benim ekmekliğim. Çek onu Kürşat. Aç onu annem, aç. Alta bakın, benim ekmekliğim yok. Alta poşetlerle birlikte ekmekleri koyuyorum. Bir de şu üstte de şeylerim var, baharatlarım var. Bazısını kullanıyorum, bazısını kullanmıyorum. Oğlum, öbürü de oradan ortalığı yakıyor. Şuraya şeylerimi koyuyorum. Bal, işte pekmez. Hani günlük yediğimiz kahvaltılıklar buzdolabında donuyor, yenilmiyor. Onun için buraya da onları koyuyorum. Bunlar burada duruyor yani. Ya anne, sakin ya, otur. Arkadaşlar, şimdi bizim eve bir tane kargo geldi. Kargomuzda aslında biz ne istemiştik biliyor musunuz? Mama sandalyesi istemiştik kargodan. Mama sandalyesi yerine bu mama sandalyesinin bezi geldi. Ama ben eşime bunu kaç kez söyledim. Bak dedim, o kadar uygun bir dedim mama sandalyesi olmaz dedim. Ama dedim, mama sandalyesi işte dedi. Bu site çok uygun dedi. 38 liraydı. Bu site çok uygun olduğu için bak dedi, bir de indirim verdi dedi. Onun için dedi, bunu alalım. İyi bak dedim, bir daha söyledim. Tekrar tekrar söyledim. Bak dedim Kutlu, bunu dedim, iyi bak. Yok yok dedi, o mama sandalyesi. İyi hadi tamam dedim. Evet, gelen kargomuz bu. Hanımlar. Mama sandalyesi bezi. Evet, vallahi gülmekte haklısınız. Ben de önce sinirlendim. Sonra bir sinirden güldüm. Sonra normal güldüm. Annem, beğendin mi mama sandalyeni? Ne? Acaba bu şu pusete olur mu? Olur. Çünkü pusetin şu
süngeri falan çok fazla kirlendiği için mesela yıkıyorum sürekli. Acaba dönüşümde mi kullansam bunu? Ama bunu nasıl bağlayacağız Kutlu? Bundaki kemerleri ondan geçireceğiz. Bunlar bunda zaten kemer yok ki, şey bağlı var. Hayır hayır. Bunun kemerlerini buralardan geçireceğiz, tutacak. Aynen, yapacağız bir şeyler, böyle olur. Yat bakalım. Cici. Bugünkü menü eşimden, çünkü Eltim'den geç geldik biraz. Biraz da dışarıda caddede annemle birlikte oyalandık. Eve geldik, eşim telefon açtı, ekmek var mı diye. Dedim vallahi ekmek var da Kutlu, yemek yok. Dedi ki tavuk yapayım o zaman, yapalım o zaman dedi. Dedim vallahi sen yaparsan olur, ben biraz yorgun geldim. Şimdi eşim böyle bir şey yapıyor. Bakalım. O hep göğüs mü? Dikkat et, elini kesme. Ben ödedim ya, şimdi keser. Soğan doğrarken ağzını aç Kutlu. Sana birkaç mutfak tüyosu vereyim. Aç ağzını. Ağzını aç çünkü göz yaşartmıyor o zaman. Belki gözünün yaşarmasını istiyorum. Yemek yaparken çekilen çilek kutsaldır diyorsun yani. Seni çektim Kürşat. Ortalayı biraz ortalar mısın? Kurku yanıyor. Tavukları kızgın yağın içerisine attı. Onları şimdi kavuruyor arkadaşlar. Küçük beyimiz ne yapıyorlar acaba? Bulaşıkları mı yerleştireceksin? Cız. Bak 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 bak. Sonra at yere. Annen onları bir daha yıkasın. Çağrı. Onları bilerek mi büyük büyük doğradın? Evet. Çünkü soğanların tam ölmemesi lazım. Yani diri kalması lazım. Evet. Bu yemeğin özelliği o. Anladım. Ben alırım canım. Bunu şimdi tekrar torbaya koymayacaksın değil mi? Kavuracaksın sadece. Evet. Bu böyle. Bu böyle yapılan bir yemek. Bir bardak sıcak suyumuzu döküyoruz. Üstüne de bir yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Tavamı çizmiyoruz. Ha, o kaşıkla. Arkadaşlar, ben göz kararı koyuyorum. Yani aslında orijinali şey, bir tatlı kaşığı fesleğen koyuyoruz. Yeter Kutu, çok tatlı sanki. Sonra bir tatlı kaşığı yine pul biberi. Yok yok, siz bir çay kaşığı yapın. Kutlu, ona çok döktün. Sonra çayımızı demledin mi bu arada? Demledin. Evet, tamam. Demledik. Şimdi o çok acı oldu, yiyemeyeceğiz bunu. Ben yani yerim acı da. Ben de yiyeceğim. Sen de yersin. Çocuk yiyemeyecek. Şimdi bu yemeğin işlemi bu kadar. Bir 5 dakika daha, 3-5 dakika kavuruyorsunuz. Alıyorsunuz. Bu yemeğin adı tavuklu soğan kavurması. Tavuklu yani, soğan kavurması mı? Evet. Soğanlı tavuk kavurması mı? Fark etmez, ikisi de aynı. Yok, yani çok düşünün fark ki var. Eve geldiniz, karnınız aç, eşiniz de yemek yapmamış. ne yapıyorsunuz? Hemen 20 dakikada olabilecek bir tarif. Beni maksimum de şey yapmasaydın iyiydi. 20 dakikada yapıyorsunuz, hazır oluyor.
Ama kokusu muhteşem oldu. Daha tadına bakmadım ama bence biraz acı oldu. Kesin siz de öyle düşüneceksiniz. Kokusu muhteşem oldu. Yani Kutlu. artık yemeğimiz servise hazır. Şimdi Evet hanımlar, kapanış konuşmasını da ben yapayım. Yemeği eşim yaptı ama konuşmayı ben yapayım. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sen de hoşça kalın da. hoşça kalın.